Merhaba arkadaşlar, şimdi sizinle videoları artık daha kısa bir şekilde yapacağım. Tek tek zindanları, o zindanda neler yapacağımızı falan her şeyi daha detaylı anlatmak için yapıyorum bunu. Bugün Arunomiru'yu anlatacağız. Yani Folmon direkt, boss'un adını söyleyelim. 139'un zindanı. Buraya giriyorsunuz, burası çok karışık bir yer bu arada. Buradan gireceğiz mesela. Burada genelde şeyler var, bu savaşçılar, warlocklar falan var. Bir de assassin'ı yerden koymuşlar. Yani burada ne anlama geliyor? Warrior'ların canı biraz çok, warlocklar biraz fazla vuruyor. Toplamanız zor, buradan geldiğiniz zaman da geri dönmeniz gerekiyor. Çok hani labirent gibi bir harita. Toplamasını direkt seriden yapalım. Buradan çıkacaksınız, buradakileri almayı unutmayacağınız. Yoksa bir daha geri dönersiniz. Sonra aşağı atlıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Buradan sağlı sollu gideceksiniz. Burada çok fazla bırakıyorlar bu arada. Yukarıdaki şeye dikkat edin. Kaç tane yaratık olduğunu zaten yazılardan da takip edebilirsiniz. Zindan toplarken genelde hani sadece ne sadece zindan yerine bakın. Ne gidin şeye bakın. Nasıl diyeyim? Sadece haritadan bakarak da olmaz. Sadece mini haritadan bakarak da olmaz. Hepsini bir arada takip etmemiz gerekiyor. Yani hem haritadan bakacaksınız, hem sağdaki küçük haritadan, hem de yukarıdaki sayıya bakacaksınız. Sayı sıfırlandığı zaman da eğer çift kişi topluyorsa öyle haritalarda hani karşıdaki adam, toplayan kişinin canını soldan takip edeceksiniz. Şurada partinin orada yazacak. Şuraya dokunuyorum, gösteriyorum. Oradan takip ettikten sonra o adamın adını gördüğünüz zaman da aynı yerde duracaksınız ve keseceksiniz. En rahat o şekilde yaparsınız. Bunları kestik sayılır. Atak setine geçelim. Devamını keselim. Mesela normal şey yaptığınız zaman da clear yaparken eğer partiyle giriyorsanız kesinlikle şey yapmayın. Yani gold seti yoksa hız seti veya XP setiyle kesin, çünkü genelde adamlar buraya tek attıkları için yani çoğu kişi küçükler alamıyor bir şey. İnsanların da gelişmesine yardımcı olur. Neyse, başa döndük. Şimdi bu zindanı bitirdik. Ama devamını yapacağız. Yani şu şekilde zindanların verdikleri madenleri falan da yapacağız. Mesela gidip dışarıda toplayacağınıza, mesela bir obsidyen, tamam mı? Obsidyeni kolay toplayabilirsiniz. Mesela buradan bir tanesini topladım. Bu obsidyenleri alabilirsiniz ki Arunomiru'da hani size zindan toplamanızı, yani zindanların kesildikten sonra madenler çıkar, bunları toplamanızı tavsiye etmem. Çünkü çok karışıktır buralar. Bakın. Obsidyen burada. Hatta bakın, size göstereceğim bir tane şey var. Şuralara tek tek çıkmanız gerekiyor. Birbirine bağlantısı yok. Sonra mesela bakın, yeşillerden takip edip neyin nerede olduğunu falan görebilirsiniz. Şuraya hem beyin için tekrar bir nevi ineceksiniz, çıkacaksınız, toplayacaksınız falan derken harbiden uzun iş. Buradan indiniz diyelim. Yani burası toplama yapılamayacak bir harita. Sadece girersiniz, kesersiniz. Burayı da sadece göreviniz varken yapacağınız bir harita. O yüzden üzerinde de çok fazla durmak istemiyorum. Sadece neden kesmemeniz, yani sürekli spam yapılmadığını da göstermek istiyorum. Bu şekilde bir harita. Gördüğünüz gibi tamamen labirent gibi. Yani bu haritayla çok uğraşmayın. Direkt çıkın derim. Sadece görevinizi yapın. Günlük bir tane göreviniz var. Clear'e döndükten sonra bu haritaya daha uğramayın bile. İzlediğiniz için teşekkürler.